Merhabalar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı olarak yaklaşık bir yıldır geliştirdiğimiz ve tasarımları çok önemli bir noktaya getirdiğimiz, ön fizibilitesini tamamladığımız ve en çok merak edilen bizim Hızray adını verdiğimiz projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Hızray, Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e kadar uzanan 74,5 kilometre uzunluğunda 13 tane yeraltı istasyonu olan tamamıyla yer altından giden bir ekspres metro sistemi. Ben burada özellikle ekspres metro sisteminin altını vurgulamak istiyorum. Çünkü ekspres metro sistemi demek aslında 160 km bölü saat tasarım hızı, 100 km bölü saatte ticari hıza ulaşan bir sistem. Ticari hız nedir? Bir yolcunun başlangıç ve son noktası arasındaki mesafesi ve toplam yolculuk süresine göre hesaplanır. Dolayısıyla Sabiha Gökçen'den çıkan bir yolcumuz Beylikdüzü'ne kadar yaklaşık 50 dakika gibi bir sürede ulaşıyor olabilecek. Bu ekspres metro sistemleri dünyada yeni nesil toplu ulaşım ağının temel objelerinden bir tanesi. Klasik toplu taşım sistemine baktığımız zaman öncelikle mikromobilite veya yavaş modlar dediğimiz bisiklet, scooter gibi sistemler düşük ve orta kapasiteli sistemleri, otobüs gibi, tramvay gibi besler. Bunlar da daha yüksek kapasiteli metroları besler. Yani üç aşamalı bir modeldir konvansiyonel, klasik toplu ulaşım sistemleri. Ancak bugün örnekleri dünyada gelişmekte olan Paris gibi, Seul gibi, Londra gibi, Tokyo gibi şehirlerimizde olan ekspres metro sistemleri bu üç kademeye bir dördüncüsünü ekliyor ve metro sistemleri de bu yüksek hızlı ekspres metro sistemini besliyor. Dolayısıyla Hızray tüm İstanbul'un raylı sistem ağına entegre, İstanbul'un tüm raylı sistem ağından topladığı yolcuları yer altında tam 12 transfer merkezinde Hızray'a transfer ederek hızlı, konforlu, hava şartlarından etkilenmeyen bir yolculuk imkanı sunabiliyoruz. Hızray'ın tasarımlarının konsept tasarımları tamamlandı, ön fizibilitesi tamamlandı ve yıl sonunda tüm projeleri, detay tasarım projeleri olmakla birlikte tamamlanmış olacak. En büyük hedefimiz bu projemizi 2023 yılında imalatlarına başlamak. Uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde bu projenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyor ve finans kuruluşlarında bu projeye göstermiş olduğu ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu projemiz sadece bir ulaşım projesi olarak lütfen adlandırılmasın. Projemiz D100 ve TEM koridoru arasında kentleşmenin en yoğun olduğu noktada gidiyor ve dolayısıyla İstanbul'un kuzeyinin, yeşilinin, ormanlarının daha da betonlaşmasını engellemek adına kuzeye doğru büyümenin basıncını kontrol etmek, hatta minimize etmek adına çok doğru bir güzergah ve çok doğru bir koridordan geçiyor. Sustainable Urban Mobility Plan dediğimiz İstanbul için sürdürülebilir ulaşım planını yaptığımız bu süreçte tahmini 2040 yılında bu sistemimiz üzerinde 1,5 milyon yolcu taşıyacağımızı düşünüyoruz. Hem İstanbullulara, İstanbul'u ziyaret eden birçok yabancı misafirimize konforlu, hızlı, güvenli bir sistem sunuyoruz. Aynı zamanda arazi kullanımını istediğimiz şekilde yeşile hiçbir ziyan getirmeden koruyor oluyoruz. Biz bu projemizi çok seviyoruz. Bilimin, mühendisliğin getirdiği çok önemli bir sonuç olarak görüyoruz ve 2023 yılında bu projeyi İstanbullulara kazandırmak için ilk imalatı da yapmak için tüm ekibimle büyük bir zevkle, büyük bir inançla çalıştığımızı bildirmek istiyorum.